Amerikalı otomobil devir Henry Ford, 1940'ların başında otomobiller için plastik parçalar üretmeyi deniyordu. Malzemesinde soya fasulyesinin de kullanıldığı otomobilin patentini 13 Ocak 1942'de aldı. Aynı gün havacılık sektöründe bir çığır açılıyordu. Alman test pilotu Helmut Schackenk, acil bir durumda uçağından çıkmak için fırlatma koltuğunu kullanan ilk kişi oldu. Günümüzde giderek artan gıda fiyatları soya fasulyesini çok daha değerli hale getirse de 80 yıl önce durum biraz farklıydı. Tarımsal ürünler otomobil üretiminin bir bileşeni olarak planlanıyordu. Henry Ford'un hayalini kurduğu soya fasulyesi otomobili tarımsal plastikle yapılmış bir kompleks otomobildi. Çelik borulardan yapılmış, çerçeveye 14 adet plastik panel tutturulmuştu. Çelik otomobillerden daha hafifti. Plastik panellerde kullanılan malzemenin kesin içeriği bilinmiyor çünkü bugün formülün hiçbir kaydı mevcut bulunmuyor. Panellerde birçok bileşenin yanı sıra soya fasulyesi, buğday, kereviz ve keten içeren kimyasal bir formülün kullanıldığı da biliniyordu. Henry Ford Müzesi'nin internet sitesinde yayınlanan makaleye göre Henry Ford'un bu otomobili yapmak istemesinin birkaç nedeni vardı. İlki, sanayinin ürünlerini tarımla birleştirecek bir proje arıyordu. İkincisi, plastik panellerin otomobili geleneksel çelik otomobillerden daha güvenli hale getirdiğini iddia ediyordu. Çünkü otomobil ezilmeden devrilebiliyordu. Üçüncüsü, o dönemde yaşanan metal kıtlığıydı. Henry Ford, yeni plastik malzemelerin otomobillerde kullanılan geleneksel metallerin yerini alabileceğini umuyordu. Soya fasulyesi otomobili Ağustos 1941'de Dermont Day Festivali'nde sergilendi. Aynı yılın sonlarında sergilenmek üzere başka bir fuarda alanına da götürüldü. 13 Ocak 1942'de patenti alındı. İkinci Dünya Savaşı yılları otomobil sektöründeki üretimi de etkinleştirdi. Bu nedenle plastik otomobil deneyi de askıya alındı. Savaşın ilk yıllarındaki üretim durduruldu ve projeden vazgeçildi. İmha edilen araç günümüze ulaşamadı ve güzel bir hayal olarak kaldı. Hayat kurtaran fırlatma koltuğu. Henry Ford'un soya fasulye otomobilinin patentini aldığı gün Almanya'da ise havacılıktan önemli bir gelişme imza atılıyordu. İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle sürüyordu. Düşman taraflarının hava kuvvetleri de büyük bir mücadele içerisindeydi. Alman pilot Helmut Schackenk 13 Ocak 1942 günü Heinkelhi 280 avcı uçağını test ediyordu. Uçağındaki buzlanma motorları etkisiz hale getirdi. Patentini fırlatan Schenking, uçaktaki fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Böylece Helmut Schenking, acil bir durumda uçağından çıkmak için fırlatma koltuğunu kullanan bilinen ilk kişi olarak tarihe geçti. Başka bir Heinkel pilotu daha önce yapılan testlerde başarıyla fırlatılmıştı. Almanya fırlatma koltuğunun geliştirilmesinde de öncülük yaptı. Bu yüksek hızlı uçakların ürettiği hız ve G kuvvetleri yalnızca paraşütle donatılmış bir pilot için kaçışı zorunlu hale getiriyordu. Pervaneli uçaklarda yaygın olduğu gibi uçaktan kurtularak çıkmak jet uçaklarından pek mümkün değildi. İngilizlerdeki iki savaş arasındaki dönemde fırlatma koltuğu konusunu araştırmışlar. Ancak projeyi bir kenara bırakmışlardı. Savaş sonrasında bu konuyu ciddi olarak tekrar ele aldılar. Almanlar da fırlatma koltuğu türlerini denediler. Helmut Schacken kullandığı sıkıştırılmış gazla çalışıyordu. Bunun dışında yayla çalışan bir mekanizmanın kullanıldığı fırlatma koltuğu da vardı. Henkel Aircraft Works tarafından geliştirilen itici gazla çalışan koltuk paralel mancınık tüpleriyle monte edildi. Saniyede 35 fit fırlatma hızına sahipti. Fırlatma koltukları Henkel Hi 162 volts hızına sahipti. Helmut Schacken'in başarılı kaçışında 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yaklaşık 600 Luftwaffe havacısı savaş sırasında uçaklarından fırlatıldı.